Nerede kaldı bu kız? Dur kızım, daha tam dağılmadı okul. Çalıyor mu? Kapalı. Şarj etmiştir. Şeyda değil mi şu kız? Evet. Şeyda, Hazal nerede? Gitti o. Haberiniz yok mu? Nereye gitti? Ya, öğle arasında. Bilmiyor musunuz? Neyi bilmiyor muyum? Ya büyük bir araba geldi. İçinden şoför indi. Hazal'ın biri sizi görmek istiyor dedi. O da bindi gitti. Al, kaçırdılar işte çocuğu. O adama güvenmeyecek. Sakin ol Gülseren, dur. Hiçbirinden başlama. Önemli not al, sonra bana hatırlat. Yarın konuşuruz, tamam mı? Peki. Hatırlat bana. Ne yapacaksın? Alper, hoş geldin. Ne yaptın şu retro işi? Anlaşmak üzereyiz. Ben de gireceğim hocam. Tamam, gir. Ortaklık sermayesi 12 milyon dolar. O kadar param varsa gel beraber. Benim payımı sen ödersin diye düşünmüştüm ben. Dışarı çıkar mısın? Cihan, mevzu nedir? Sana inandım. Sana inandım. Sen bana ne dedin? Lütfen oturur musunuz? Ya sen bana ne dedin? Bana güven. Senin istemediğin hiçbir şey olmayacak demedin mi? Dedim. Sana inandım. Sana güvendim. Tamam. Her şey senin istediğin gibi olacak. Hiçbir şey istemediğin gibi olmayacak. Söz verdim. Ben sözümü tutarım. Ama ne olduğunu anlayamıyorum. Ne oldu, anlatır mısın? Bilmiyormuş gibi yapma. Bu kadar da aşağılama artık. İyi. Ya ne aşağılaması? Sen şoför gönderip okuldan kızı kaçırtmadın mı? Ben... Ben araba gönderip Hazal'ı mı kaçırmışım? Kaçırtmadın mı? Hayır. Buraya hiç gelmeyecektim. Ben ne araba gönderdim ne de Hazal'ı kaçırdım. Neden bahsettiğini de bilmiyorum. Anlatırsan anlayacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hazal'ı size vermeyeceğim. İster avukatını gönder, ister adamlarını gönder, ister şoförünü gönder. Kimi gönderirsen gönder. Hazal benim kızım, benim. Onu ben büyüttüm, ben onun annesiyim. Ben onu emzirdim. Ağladığı zaman ağladım, güldüğü zaman güldüm. Tamam, belki kıt kanaat geçiniyoruz ama o benim hayatımın anlamı. O benim her
onu yalansız dolansız seviyorum. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Peki ben Hazal'ı yalanlı, dolanlı, sahtekar mı seviyorum? Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Sizin her şeyiniz sahte. Sönen. Alo. Alo, Klara. Hazal ben. Hazal? Merhaba Hazalcığım. Dilara annem lavaboya gitti de ben açtım. Ha, Dilara ile berabersin demek, öyle mi? Ne güzel. Evet, Dilara annem beni alışverişe çıkardı da. Kimle konuşuyorsun sen? Cihan babamla. Geldi mi Dilara? Evet, şimdi geldi. Bana Dilara'yı verir misin? Seni istiyor. Efendim? Hazal'ı sen mi aldın okuldan? Evet. Ne oldu? Kime sordun da aldın? Cihan'cığım bunları sonra konuşalım, olur mu? Hemen Hazal'ı evine bırakacaksın. Hemen. Dilara. Dilara! Sakın bana emir verme Cihan. Dilara sen de beni delirtme. Bıktım usandım bana sormadan yaptığın işlerden, çevirdiğin dolaplardan, yeter artık. Hemen Hazal'ı evine bırakacaksın. Hemen, annesiyle yaşadığı eve. Hazal'ın annesi benim. O benim kızım. Dilara. Çocuğu eve götüreceğim Cihan. Asıl yaşaması gereken yere. Bak Dilara. Neden böyle davrandığını bilmiyorum, seni anlayamıyorum. Lütfen biraz makul ol. Al Hazal'ı evine götür. Bu işi böyle halledemeyiz. Yoo. Tam da böyle halledeceğiz. Kapatıyorum. Kapatma Dilara. Hemen Hazal'ı evine götüreceksin dedim. Onun orada bir annesi var. O kadını üzmeye hakkımız yok. Sen ne diyorsun Cihan? Beni başka hiç kimse ilgilendirmiyor dedim sana. Anladın mı? Hemen dediğimi yap. Bak yoksa sonrasına karışmam. Derya neredesin? Evdeyim. Buldun mu Hazal'ı? Derya. Gülseren ne oldu? Konuşsana Allah aşkına. Sana ihtiyacım var. Tamam bir sakin ol. Hemen gel, bekliyorum seni. Birinci köprü tıkalı ama ikincisi açık gözüküyor. Cihan Bey bir işim çıktı gitti. Gitti mi? Alper Bey ne oluyor Allah aşkına? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama yakında öğreneceğiz. Sormaz nerelerdesin? Neler oldu neler, sana anlatırım, inanmayacaksın. Gel vatandaş, gel, gel, gel. Hediye saati başladı. Evet, Rus malı bunlar. Torununu sevindi. Ne hediyesi dede ya? Bize hediye sensin. Bak, bak, bak. Laflara bak, laflara bak. Cansu, hala bebeklerle oynamayı seviyor musun? Yok dede, büyüdüm artık. Canım benim. Peki o zaman al. Bunu odana as, süsleye. 80 yıllık Rus bebeği o. Ay dede,
Seda, bu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Ne demek canım? Az bile senin için. Evet Ozan Bey, bu da sizin. Wow, avcı bıçağı. Bak kerataya bak, bildi lan. Ruslar bununla hayvanları deşiyorlarmış, bak tırtıklara. Dede süper bir şey bu ya. Çok teşekkür ederim. Ne demek yavrum, ne demek. Hadi çocuklar şimdi gidelim sofrayı hazırlayalım, sürprizimizi yapalım hadi. Hadi anneciğim aç şu telefonu. Hadi bir tanem, hadi. Aslında doğru düzgün bir eğitim olsa benim de notlarım daha iyi olurdu. Ama okul çok kötü. Nasıl yani? Dersler boş geçiyor. İngilizceci doğum iznine çıktı. Yerine başka bir hoca gelecek dediler. Hala gelmedi. Al, kaçırdılar kızı işte. Dur bir sakin ol ya. Cihan Bey ne dedi? Ay ne diyecek işte bilmiyorum, ben kaçırmadım falan filan, bir sürü yalan. Gülseren belki sahiden bilmiyordur. E ne oldu o zaman? Özkan Almanya'dan araba gönderdi de o mu kaçırdı? Ya Derya her şey ortada işte. Ah oh, ben onun yalanlarına nasıl inandım ki? Aptal kafa, aptal. Sen nasıl inanırsın ki öyle insanlara? Gidip onların evinden alacağım çocuğumu. Zorla mı? Evet gerekirse zorla. Gülseren deli olma. Gerçekten kaçırdılarsa sana kapıyı açarlar mı? Evin bahçesine bile giremezsin. Karakola gidiyorum ben, suç duyurusunda bulunacağım. Hadi bakalım. Suç bu, suç. Gülseren dur, ne karakolu? Bir sınıf kimya dersinde deney yaparken laboratuvarda bir şey patlatmış. Müdür de geldi, laboratuvarı kapattı. Şimdi de laboratuvarımız yok. Kötü olmuş. Cansu hangi okula gidiyor? Cansu'yu nereden biliyorsun sen? Cihan babam söyledi. Özel okula mı gidiyor? Hı hı. Hangisine? Özel İnç Lisesi. Duydum o okulu. Çok güzel bir okul. Bizimki gibi değil. İkiye katlıyorsunuz. Tamam. Bunu böyle, bunu böyle. Şunu şöyle yaptıktan sonra hop. Şunu da şöyle yapıp şunları da şöyle kıvırdıktan sonra masanın üstüne koyuyorsunuz. Tamam. Ya Emine bu ne Allah aşkına ya? Bu ne böyle? Ağaç dikseydin bari masanın ortasına. Bunu götür çabuk, böyle yayvan bir vazo getir. Evet. Hadi çabuk uç 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 uç. Ya insanlar yemek yerken birbirlerini görmeli. Dede sen neler biliyorsun ya? Kızım bu işler dedenden sorulur. Baban nereden öğrendi lokantacılığı sanıyorsun ha? Bu olur mu? Ha iyi, iyi koy onu öyle, tamam. Güzel. Kızım senin bu Rahmi deden var ya, sofrasında Abramovic'i ağırlamış adam. Hadi canım, dede şaka mı yapıyorsun? Abramovic kim ya? Çok zengin, oligark, Rus bir iş adamı. Aslında 3 ay önce Putin gelecekti. Kalem müdürü aradı, duymuş bizim metimizi. Anlamadım, nereye gelecekti? Benim Petersburg'daki restorana kızım. Senin Petersburg'da restoranın mı var? Evet, Petersburg'da. Devrettim. Niye peki? Sizi sevdiğim için, sizi özledim geldim buraya yavrum. Niye olacak? Putin geldi mi peki? Yok, gelmedi. İşte şeyde, Ukrayna'da iç savaş çıkınca yattı o iş, iptal ettiler. Hadi ya. Rahmi Bey, sizce sofrayı hazırlamak için erken değil mi? Yani yemek vakti için biraz erken bir saat. Emine. Ruslar akşam yemeğini niye erken yer biliyor musun? Hazmetmek için mi? Yok. Yatmadan önce kalanları yemek için. Karşıya geçmeyecek miyiz? Bugünlük böyle olacak. Nasıl? Çaktırmayın, sakın çaktırmayın.
kızım. Babacığım. Merhaba babacığım. Hoş geldin. Mis, düşmüş ateşin. İyiyim, iyiyim. Merak etme. Sen niye erken geldin? Kızıma bakayım dedim. Hasta kızım diye. Canım. Sana bir sürprizimiz var. Çok şaşıracaksın. Hayırdır belli, ne oluyor burada? Bakayım. Bunlar ne böyle oğlum? Oğlum, yeni sevgilin mi oldu? Ne oldu? Ayarlar, vodkalar falan. Hadi bakalım. Ben getirdim. Gel, gel, gel. Canım oğlum. Hiç değişmemişsin. Sen de değişmemişsin oğlum, maşallah. İşte köpek biraz. Ne zaman geldin? Bugün geldim, gelir gelmez damladım buraya. Şikayette bulunmak istiyorum. Kızımı kaçırdılar. Buyurun. Kızımı kaçırdılar Memur Bey. Kızınızın adı ne? Hazal Gülpınar. Sizin? Gülseren Gülpınar. Kızınız kaç yaşında? 14. Kaçırıldığından emin misiniz? Bir yere falan gitmiş olmasın? Tabii tabii eminim. Okula gitmişti. Öğlenleyin şoförlü bir araba gelmiş. Oradan almış götürmüş kızımı. Bakın saat kaç oldu hala yok ortada. Peki şüphelendiğiniz biri var mı? Evet var, öz babası. Efendim? Çocuğun velayeti sende mi? Velayeti mi? Babası kaçır demedim mi? Ha yani öz babası da ama değil aslında. Hani senin kızındım? Hani sen doğurmuştun beni? Sen de beni sevmiyorsun. Yine alıp bu çöplüğe getirdin. Hazalcığım olur mu öyle şey? Elbette seviyorum seni ben. Bu nasıl sevgi ya? Sen beni yanında bile istemiyorken ben senin nasıl kızın oluyorum? Hazalcığım bak. Daha bugün tanıştık. Bu yüzden birbirimize biraz zaman vermemiz lazım. Zamana ihtiyacımız var, olur mu? Tanıştık ne demek ya? Ben senin kızınım, öz kızınım. Ne zamanından bahsediyorsun? Niye o zaman benimle gelir misin diye sordun? Sana söz veriyorum. Alacağım seni buradan. Benimle birlikte yaşayacaksın. Tamam mı? Ama bugün değil. Ne zaman? En kısa zamanda, elimden gelen en çabuk şekilde halletmeye çalışacağım. Ama bu işler öyle kolay olmuyor Azalcığım. Biraz sabretmen lazım, olur mu? Hı? Görüşeceğiz ama değil mi? Elbette görüşeceğiz. Bir dakika, bir dakika. Şu mevzuyu baştan bir anlatın bakalım. Kim kimin kızı? Ben anlamadım ki hiç. Şimdi doğum esnasında bebekler karışmış. Onların bebeğini bize vermişler, bizim bebeğimizi de onlara vermişler. Yani onların kızını ben büyüttüm, bizim kızımızı da onlar büyütmüş. Biraz ağır oldular ama taşıyabilecek misin? Hı, taşırım. Tabii. Hazal, maşallah mağazayı taşısaydınız. Merhaba. Siz Hazal'ın nesi oluyorsunuz? Dur, hepsini taşıyamazsın. Ver biraz da ya, ben... Çek, ben taşırım. Küsmedin bana değil mi? Küsme lütfen. Çok üzülürüm küsersen. Tamam, küsmedim. Hazal. Hakim.
Aa, Hazal? Kimdi o kadın Hazal? Sağ ol Hacer teyze. Hadi güle güle. Maşallah iyi para harcamış ama. Hadi hadi çok sağ ol. Hadi. Hadi bay bay. Hazal ne bunlar? Neye benziyor? Kim aldı bunları? Annem. Annen mi? Dilara annem. Dilara annen o kadın mı şu seni getiren? Hı, beni bugün okuldan aldı, alışverişe götürdü. Aa, ne esaslı anneymiş ama ha. Maşallah. Yaşadın kızım, yaşadın. Hazal, başına devlet kuşu kondu kızım, devlet kuşu. Bu ailenin kaçırdığına eminsiniz değil mi? Zengin değilim ki fidye istesinler. Bakın, siz bana bir tane polis memuru verin, ben gideyim alayım kızımı. Ya, telefonla arasanıza kızınızı. Cebini aradınız mı? Aradım, açmıyor. Evi arayın o zaman. Gülseren 80 sene çalışsa bunları alamaz. Ay, yaşadın kızım, Hazal yaşadın. Komşun da pişer, bize de düşer. Dur bakalım, dur, dur. Alo. Abla Hazal geldi mi? Ha, geldi odasında. Oh, çok şükür. Oh, çok şükür. Ha, Gülseren bak ne diyeceğim. Tamam, sağ ol abla, sağ ol. Aa, kapattı. İdiot. Biz bir şey biliyoruz da arayın diyoruz değil mi? Çocuğunuz 2 saat ortalıktan kaybolsun, hemen koşun karakola. Bak, üzüldüğüne değdi mi hiç? Ya kusura bakmayın, ana yüreği işte. İnsan aklına bin bir türlü şey geliyor. Vaktinizi aldık, çok özür dileriz. Çok sağ olun, hayırlı işler, kolay gelsin. Hadi selametle. Ne var? Kızım neredesin sen? Öldüm meraktan. Tamam yok bir şey, geldim işte. Neredeydin peki? Kim aldı seni? Ya anne tamam iyiyim diyorum, gelince konuşuruz. Bay bay, kapatıyorum. Fazla. Gördün mü bak, gelmiş işte ama panik yaptın ha. Ay, öyle deme, bir şey oldu sandım. Kızımı elimden alıyorlar sandım. Kolay mı kızım öyle? Hak var, hukuk var canım. Ay Gülseren, hadi gel bana gidelim ha. Şöyle güzel bir çay demler içeriz, kendimize geliriz ha. Yok yok, ben bir eve gideyim, gözümle göreyim. Görürsün ayol, evdeymiş işte. Aldığımız elbisesi bende kaldı. Gel, hem onu da götürürsün. Sevinsin işte çocuk. Dede. Ha. Sibirya çok soğuk bir yer değil mi? Ne? Soğuk mu? Buz oğlum, buz, buz, buz. Bu derin dondurucu var ya, yanında hamam gibi kalır. Sütü bakkaldan kalıpla alıyorlar. Nasıl kalıpla? Bayağı. İşte bana biraz süt ver diyorsun, kesiyor böyle, alıyorsun onu. Aa, nasıl içiyorlar peki? İçmiyorlar. Kıtır kıtır yiyorlar, o böyle süzülüyor, eriyor. Isıtıyorlar, eriyor, eriyor. Biraz sohbet edelim, onlar gel. Rahmi Bey, fırından bir kokular geliyor ama yani yemek tam pişti mi bilemedim. Aa, yanmasın şimdi o. Burada lafa dalarız. Dur, dur. Bakalım ona. Dur. Tam da süslü bir paket yapıyordum, sen aradın. Çok yakışacak Hazal'a. Ne zamandır alamıyordun. Şimdi Cihan Bey almadıysa okuldan kim aldı o zaman? Karısı herhalde değil mi? Karısı diyorsun, yol götürmüş işte. Aman ha o ha karısı, ne fark eder? Birbirlerinden haberleri yok mu bunların? Yokmuş işte, görmüyor musun? Araları kötüymüş zaten. Cihan söyledi, boşanacaklarmış. Cihan mı? Cihan Bey ne zaman Cihan oldu? Ay. Adama da bir sürü saçma sapan şey söyledim bugün ya. Gülseren lafı çevirme şimdi. Diyorum ki Cihan Bey ne zaman Cihan oldu? Kızım anlatsana, ne iş? Ne var? Yani tamam, bir şey yok. Yani insanlarla senli benli olamaz mıyım?
Tamam canım, bir şey demedim. Kötü bir şey yok bunda. Ya neye gülüyorsun öyle pis pis? Ay, güldüğüm falan yok ya. Aa. Ne dedin kız adama? Neler demedim ki? Yalancısın dedim, sahtekarsın dedim. En son Hazal'ı satın almak istiyorsun dedim. Bir arayıp özür dilemen lazım o zaman. Ayıp yani. Aman boş ver. Ay, boş ver olur mu? Ara hadi ara. Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum, hadi ara. Gülseren, ya ben şimdi ara dedim ama aramasam mı acaba? Neden? Ne bileyim, belki. Belki ne? Ha, belki de ben yanılıyorum değil mi? E niye o zaman ara ara diyorsun? Ay üf der ya, bir de kışkırtıyorsun beni. Zaten seni dinleyen de kabahat. O arıyor. Açsana. Hayır açmayacağım. Aç bence, merak etmiştir. Zaten nezaketen açman lazım. Ay, açsana kızım. Efendim. Alo Gürselen. Biraz önce aradım. Açamadım, yetişemedim. Ay yok, önemli bir şey yok. Hazal eve geldi de onu söyleyecektim. Haberim var, biliyorum. Rahatladın değil mi? Ya Cihan Bey, çok özür dilerim. Bugün ağza alınmayacak şeyler söyledim size. Hiç önemli değil, sorun yok. Hayır ama yani şoförlü bir araba geldi. Aldılar Hazal'ı deyince, tabii benim etrafımda da şoför olmadığı için ben de şey diye... Gürselen, beni dinler misin? Bende değişen bir şey yok Gülseren. Her şey aynı. Ne demek o? Ya beni nasıl anladıysan, beni nasıl gördüysen, tanıdıysan aynı. Hiçbir şey değişmedi. Eksiksiz. Baba. Canım benim, gel. Bu ne sürpriz? İşte ben böyle sürpriz yaparım adama. Şaşırdın değil mi? Yani görüşmeyeli 10 yıl oldu baba. Ya. Muhteşem görünüyorsun. Zaman hiçbir şey kaybettirmiyor sana. Senin de ağzından bal damlıyor, bal. İşte oğlum bak, gelin dediğim böyle olmalı, böyle. E hadi gel, içeri girelim. Hadi gel. Anlat bakalım uzun uzun, ne yaptın bunca zamandır? Ya ne anlatayım işte, gittim koşturmaca, iş güç derken kısmet bugüneymiş. Şimdi attın ya. Ay attım değil mi? Kızım kafan çok karışmış senin. Aşık mısın, nesin? Ay yok be, ne aşkı Allah Allah sende. Ay sen de bir hoş oldun yani ha. Ne dedim ki ben şimdi? Yok Derya, Cihan'dan değil de Cansu'nun babasından etkilendim biliyor musun? Hani o gün Cansu'yla beraber sağlık ocağına gittik ya. Hı. İlk kimi aradı? Babasını aradı. İlk babasını aradı. Ben çok etkilendim tabii. Sonra düşündüm, Hazal'ın yanında bir tek ben varım. Onun da yanında şöyle dağ gibi bir babası olsa. Cihan Bey dağ gibi mi gerçekten kız? Ay ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun ya? Yani Gülseren, biz kaç senedir tanışıyoruz Allah aşkına? Kalbim bir şey söylüyor ama ağzını onu çeviriyor bir arkadaşım. Bak Gülseren, bir kadın bir adama bin türlü nedenle aşık olabilir. Ne bileyim, ben adamın birine delinin teki diye aşık olabilirim. Sense ona çok güvendiğin için aşık olabilirsin. Yani aşk her zaman kendine bir yol bulur arkadaşım. Sen istediğin kadar inkar et. Aşıksın sen. Şimdi Cihan Bey evli. E zaten benim durumum ortada. Hocam olmaz bu iş. Ay niye olmasın? Bak Cihan Bey boşanıyormuş. E sen zaten Özkan'a dava açtın. Yıllar olmuş adamın yüzünü görmeyeli. Ay ben çok daraldım, biraz yürüyeceğim. Dur ayol, nereye gidiyorsun? Thank you.
dum 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 dum. Canım gelinim, güzel gelinim. Sana çam sakızı, çoban armağanı, ufak bir hediye. Niye zahmet ettiniz baba? Ne demek yavrum? Bu çok güzel bir koyun. Bu şey akrep, işte bilmem ne cinsiymiş yazıyor sertifikasında da ben pek anlamıyorum. Çok teşekkür ederim. Ne demek yavrum benim, senin için az bile. Teşekkür ederim. Cihan Bey. Sen kol düğmesi seversin. Severim. Al bu da senin. Çok şıkmış. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne demek lan? Siz benim ailemsiniz oğlum. Benim var mı başka kimsem be ha? Evet, yok baba. Baba bak benim hediyeme, avcı bıçağı. Ruslar bununla kurtlaşıyormuş. Baba, getire getire bunu mu getirdin o zaman? Evet. Baba sağ ol, çok ince düşünmüşsün, hepimize hediyeler getirmişsin falan ama bu olmaz. Genç çocuk ava gider, kullanır, niye kullanmasın? Baba ne ava Allah aşkına, o zaman avla ne işi var? İyi de baba zaten bir şey yapmayacaktım ki, dolabımda duracaktı. Çok haklısın, ben bunu hiç düşünemedim işte ya. Versen onu bana. Ters soktun. Ver. Şöyle. Ben onu alayım. Yavrum Ozan'cığım. Bu bende kalsın. Sonra beraber çıkarsana başka bir şey alırız. Tamam mı canım? Cihan'a avaz avaz bağırdı. Beni kandırdın diye ofisin ortasında görmen lazımdı. Cihan nasıl kandırdı ki? Ne yaptı acaba? Ne bileyim işte, çocuğu yapmış, kadını sokağa atmış herhalde. 15 yıl olmuş çocuğu yapalı. Şimdi mi aklına gelmiş kandırdı? Ne bileyim. Belki bu saate kadar beraberdiler. Sonra ayrıldılar. Hiç aklıma yatmıyor. Yok. Başka bir şey var Alper. Vallahi beni ilgilendirmez. Netice itibariyle Cihan'ın gayrimeşru bir çocuğu var. Hayır yani çocuğu niye kaçırmış? Ne yapmış? Ne bileyim. Benim acil Cihan'la konuşmam lazım. Acele etme. Niye? Çünkü Cihan fevri bir adam. Pire için yorgan yakar. Hiçbir şey yapamaz. O kadar emin olma Alper. Cihan'la konuşunca ne olacak sanıyorsun? Ne olacak? Yani sen bana şantaj mı yapıyorsun diyecek. Gidecek Dilara'ya her şeyi kendi anlatacak. komik olmaz olmaz. Gülme. Yapar. Cihan öyle biri. Sonra iot gibi açıkta kalırız. Cihan Dilara'ya gidip de benim başka bir kadından gayrimeşru bir çocuğum var diyemez. Göze alamaz mı? Öyle bir alır ki. Solmaz. Bu daha ne kadar sır kalacak sanıyorsun? 6 ay, 1 sene. 15 yıl kalmış işte. Ya dinlemiyorsun beni. Kadın ofise geldi, kıyameti kopardı diyorum sana. Böyle delilikler yapmaya devam ederse 3 güne kalmaz, herkes öğrenecek. O zaman da bu bilginin bir kıymeti kalmayacak. Ne? Gideceğim Cihan'a söyleyeceğim, benim parayı sen yatırıyorsun diyeceğim. Hayır derse ne yapacaksın? Onu da düşündün mü? Vallahi Dilara'ya giderim, ballandıra ballandıra anlatırım başka kadından çocuğu var diye. Çok da hoşuma gider. Beni hiç hafife almaz, olmaz. İkisinin de itibarını yerle bir ederim bir anda. Hiçbir itibar 12 milyon dolar etmez. Adım atmadan önce iyi düşün. Analığın ne dedi? Bize gidelim falan demedi mi, evimize gidelim? Ne analığı hala? Öz annem o benim. Ay hemen de alışmış, şuna bak. Nerede oturuyormuş? Hala niye? Ziyarete mi gideceksin? Giderim belki. Allah Allah. Seni ben büyüttüm bir kere. Senden vazgeçecek halim yok ya. Nasıl bir annen? Güzel mi? Yukarıdan baktım da göremedim. Al bak. Ay çok güzelmiş. Çok da genç. Kaç yaşındaymış? Ay ben ne bileyim hala. Sen de ne kadar meraklısın öyle. Ne çemkiriyorsun be, ne çemkiriyorsun? Yeni annem birkaç çul aldı diye dilim bu kadar oldu. Çul mu? Sen bunları çul mu diyorsun? İyi bak, bunlar marka. Sen hiç hayatında böyle şeyler gördün mü? Ha, güzelmiş, zevkliymiş de. Benim güzelim de bunlara layık. Sen benim çiçeğimsin. Mis kokulumsun. Oy. Hı? Ay çok güzel çekiyor ya.
Sen de eski telefonunu bana versene, benimkinin kamerası çalışmıyor. Kamera değil hala, kamera, kamera. Al. E hadi beni de bir çek. Hadi gel. Hadi 333 de. Hı. 333, hadi. 333, hadi. Azal anneciğim, baksana ne oldu? Hadi bir daha çek, bir daha. Ne oluyor? Bir şey oldu yok, gördüğün gibi in telefonuma, selfie çekiyoruz. Nereden çıktı bunlar? Annesi almış. Ay, dünyayı almış Hazal'a, dünyayı. Nereden baksan 15-20 bin lira. Hepsi marka, marka. Annesi mi? Neler neler almış. Garajdan, bagajdan indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz. Bilmem değil mi? Bir de şunu almış. Neydi bunun adı? Tablet Allah'ım, tablet. He, bir de onu almış. Ne yapıyorsun ya? Ya bırak onları! Hayır, ver, ne yapıyorsun? 5 dakika bile durmayacak bunlar burada, götürüyorum hepsini. Ölsem de vermem, ver onları bana geri. Ben seni dilenci yetiştirmedim. Ben seni onurlu, gururlu yetiştirdim. Onları bana annem aldı, ne alaka dilencilikle? Senin annen benim. Benim. Hayır, benim annem Dilara. Ver şunu bana. Hazal. Sen satılık değilsin. Seni satın alamayacaklar. Ne diyorsun ya? Annem aldı bana onları. Zekalı. Saçma sapan konuşma, ver şu eşyalarımı. Çekil! Nereye gidiyorsun? Ver şunları bana. Gülseren, ver şu eşyalarımı bana. Eve dön, gelme peşimden. Dönmeyeceğim hele falan. Ver şunları bana. Bırak eşyalarımı. Bırak, götürme eşyalarımı. Götürme onları bana. Kuzum. Hazal bak, bak sana ne göstereceğim. Bu da Gülseren'in aldığı elbise sana. Nefret ediyorum Gülseren'den. Nefret ediyorum.
lütfen. Bir saniye. Söyle abiciğim. Evde misin? Evdeyim. Bizim bara burada bir tek atalım diyecektim. Ne yazık ki gelemem. Bir bakalım ne oldu? Babam geldi. Aa, Rahmi amca mı? Şaka yapıyorsun. İyi de o, sen Petersburg'da yaşamıyor muydu? Evet, Petersburg'daydı ama çıkmış gelmiş işte. Kim bilir neyin peşinde bilmiyorum. Aa, hemen kötüye yorma. Yani belki de sadece sizi görmeye gelmiştir. Ya Allah aşkına, ben babamı tanımıyorum Yıldırım ya. İlla ki bir planı var. Boşuna gelmez o. Neyse, benim asıl derdim o değil. Başka işlerim var, başka meselem var. Hayırdır? Dedeciğim, ben odama gidiyorum. Kusura bakmazsın değil mi? Bir duş alıp ders çalışacağım. Tamam canım, hadi. Hadi, iyi geceler. Anneciğim, saçlarını kurut. Hasta oluyorsun sonra. İlacını içtin mi? İçtim, içtim. İyi geceler. İyi geceler. Ablam tamam, bulacağız. Sana uygun bir şey bulacağız. Hadi annem, sen de git bak bakalım. Aşağıda eksik bir şey var mı? Ah Semacığım, sağ olasın. Teşekkür ederim. Ama yavrum, bu böyle yalnız mı verilir? Yani bunun cilası. Nasıl cila? Tamam Semacığım, ben sen diyorum yani. Bir yuvayı dağıtmak bu kadar kolay olmamalı. Ya Allah aşkına ya Yıldırım. Benim yuvam kurulduğu anda zaten dağılmıştı. Mutluluk oyunları oynayıp durdum. Hepsi yalan. Yıldırım, senin başından geçmedi. Anlamıyor musun? Anlamaz mıyım? Ama senin çocukların var, benim yok. Çocuklar da mı mutsuz olsun? Böyle mutsuz bir eden büyüsünler. Neyse, arayacağım seni. Gerçekten akrep. Yakıştı sana. Bugün söylediklerini açıklayacak mısın bana? Açıklayacak bir şey yok. Beni tehdit ettin. Eğer Hazal'ı evine bırakmazsan karşında beni bulursun dedim. Dedim. Beni Gülseren Hanım'dan yana tavır almak zorunda bırakma dedin. Dedim. Aksi takdirde Cansu'yu vermek zorunda kalırsın dedin. Bütün gece söylediklerimi mi tekrarlayacaksın? Ozan. Efendim dede. Hadi gel, sen de tavla atalım. Var değil mi evde tavla? Dede var da ben çok iyi oynayamıyorum. Nasıl ya? Sahi mi söylüyorsun? Rahmi Gürpınar'ın torunu tavla oynamayı bilmiyor ha. Batsın oğlum bu dünya. Ya vardı bir yerlerde, dur anneme sorup geleyim. Hadi koş. Hazal'ı senin bu gülünç blöflerin yüzünden evine bıraktığımı düşünmüyorsun herhalde. Peki neden geri götürdün? Blöf yapmadın yani. Beni 19 yıldır tanıyorsun. Blöf yaptığımı gördün mü hiç? Sırf beni deli etmek için kızını verebileceksin, öyle mi? Cansu'dan vazgeçecek kadar korkunç bir insansın sen. Cansu'yu birine verebileceğimi nereden çıkardın? Cihan, açık konuş. Ne demek istiyorsun? Ben Cansu'yu kimseye vermem. Yanlış mı duydum? Cansu'yu veriyor musun baba?
gayet iyi duydun. Doğru duydun. Baban Cansu'yu verebilecek kadar aklını kaybetmiş durumda. Benim Cansu'yu kimseye verdiğim falan yok. O zaman açıklar mısın bana Cihan? Bugün bana Cansu'yu vermek zorunda kalırsın dedin. Ne demek bu? Nasıl bir vicdanın var senin ya? Odana git Ozan. Karışma bu mesele, hadi. Büyüttüğün kızını gözden çıkartabilecek kadar zavallının teki misin sen? Ozan, benimle doğru konuş, odana git. Anlat o zaman, söyle. Cansu'yu verirsin, ne demek? Bir dakika, bir dakika hanımefendi. Bırak beni. Dilara Hanım. Dilara Hanım. Dilara Hanım. Hanımefendi bir dakika. Hanımefendi. Dilara Hanım. Bırak beni. Çık git evimden. Tamam bırak. Bırak. Benim kızım satılık değil Dilara Hanım. Hüseyin. Paranızla her şeyi satın alabileceğinizi sanıyorsunuz. Bunlarla kızımın gözünü boyayacaksınız. Gözünü boyayacaksınız. Paranızla her şeyi satın alabileceğinizi mi sanıyorsunuz siz? Kızımı satın alamayacaksınız. Hüseyin ne oluyor? O benim kızım. O benim kızım. Sakin ol, bir konuşalım gel. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Baba inanamıyorum rezalet. Cansu anneciğim. Bırak. Hüseyin. Ya bırak. Hüseyin. Hüseyin bir sakin olur musun? Konuşalım. Ne olur. İnsanım ben, insan. Anneyim ben. Yeter onurumla oynamayın artık bu kadar. Hiç kimse senin onurunla oynamaya cesaret edemez. Bana ne kadar zarar verdiğinizin farkında değil misiniz siz? Hazal'ın zaten gözü yükseklerdi. Biz iyi kötü geçinip gidiyorduk. Şimdi ben onu nasıl eski hayatına döndüreceğim? Ha, sizin servetinizden daha fazla ne verebilirim ben ona? Kızımın gözünde şu kadarcık değeri kalmadı. Ben sana söz verdim. Hiç kimse Hazal'ı senden alamaz. Müsaade etmem. Lütfen bana güven. Sana güvenmemem gerektiğini biliyordum. Bir daha bizi sakın aramayın. Ne sen ne karın. Sakın Hazal'ı aramayın. Yeter, bitti artık. Gitme Gülseren. Benden ne kadar çabuk vazgeçtin anne. Saçmalama Cansu, ben senden vazgeçer miyim? Cansu! Anlatacağım sana. Aç şu kapıyı lütfen.
Anneciğim lütfen kapıyı açar mısın? Annem mi almış bunu? Evladım, bu kız dediğin senin kardeşin. Adı da Hazal. Baba, benim bir tane kardeşim var. O da Cansu. Bak evladım, ben annene Cansu'yu verirsin derken başka bir şey söylemek istedim. Sen anlamadın. Tamam mı? Bak, sen de Cansu da benim her şeyimsiniz, hayatımsınız. Kimseye de vermem, seni de vermem. Ama anneni durdurmak için başka bir çare yoktu. O ne demek oluyor? Eğer bir şeyler yapmasaydım annen Hazal'ı bu eve getirecekti oğlum. Nasıl? Temelli mi? Basmaya evet. Ya daha tanışmadık bile. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Anlasanıza bana da mesele nedir? Ya baba dur. Sırası değil dur. Ya Cihan! La delirtmeyin lan adamı! Şekilde konuşmak istemiyorum. Sen zaten konuşmayacaksın. Sen dinleyeceksin. Sen dinleyeceksin Dilara. Ne yaptın? Her şeyi tatlı tatlı halledecektik. Ha? Ne oldu? Senin yaptığın gibi mi? Seni gördüm Cihan. Her şeyi tatlı tatlı halledeceğim diye o basit kadınla gereğinden fazla samimi oluyorsun. Hiç yakışmıyor. Senin gibi bencil bir kadınla evliyken samimiyetin ne değeri var ya? Ben mi bencilim? Sensin. Ben doğurduğum çocuğu istiyorum o kadar. Yapma ya. Sen var ya, senin için aktan karadan başka bir şey yok. Yok. Yeter. Neyi yeter? Bana bak, sen var ya sadece kendini düşünen bir insansın. Varsa da yoksa da senin duyguların, senin hayatın, senin isteklerin. Konuşmak istemiyorum. Bizim tek bir şansımız vardı. Güzel güzel, tatlı tatlı her şeyi halledecektik. Sen o şansımızı elimizden aldın, her şeyi mahvettin,
Şimdi ne yap et? Git Cansu'nun gönlünü al. Nasıl gönlünü alacaksın bunu düşün. Bir tanem.
kuzum? Hala telefonumu ver. Gülseren yüzünden güzelim telefonum gitti. Bak ben de sana onu getirdim. Sen şimdi annenden harçlık da almazsın. Annem değil o benim. Sözün gelişi canım. Al bunu koy bir cebine de. İcap ederse harcarsın. Sağ ol Cücüş ya. Sen de olmasan. Ay niye bu kadar hadise yaptı ki anlamadım. Gurur yaptı gerizekalı gurur. Sanki gurur karnını doyuruyor. Halbuki aklını kullansa hepimiz gül gibi yaşar gideriz. Ama ben biliyorum niye. Niyeymiş? Öz kızı o ya, kıyamıyor. Alıp getiremiyor bu çöplüğe. Ne diyorsun sen ya? Haksız mıyım Hazal? O servet içinde yaşıyorsan bu delikte sürünüyorsun. Gideceğim hala. Çok yakında öz ailemin yanına yaşamaya gideceğim. Şş, yavaş tabii ki gideceğim. Ben senin arkandayım. Gitmen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Annem birazcık sabret. Çok yakında mutlaka seni yanıma alacağım dedi. Allah aferin. Esaslı kadınmış ailen. Senin de öz ailende yaşaman en büyük hakkın değil mi? Of 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 of. Ne oldu? Niye ofluyorsun şimdi? Sen şimdi gidip onlarla yaşayacaksın. Beni unutacaksın diye korkuyorum Hazal'ım. Ben seni niye unutayım? Sen Gülseren gibi değilsin ki. Sen benim iyiliğimi istiyorsun. Ay istiyorum vallahi istiyorum. İstemez miyim? Sen böyle servet içinde sosyetik bir hayat yaşa. Yaşayacağım. Gidince seni de yanıma aldıracağım. Hiç üzülme. Ne var niye gülüyorsun ki? Ben Dilara anneme söylerim. Cicoş'un beni büyüttü. Benim üstümde çok büyük emeği var derim. Hayır demez o. Oy Cicoş'un kurban olsun sana. Sen zengin ol. Ferah ferah yaşa. Ben bir şey istemiyorum ha. Anneciğim erken kalkmışsın bu sabah. Hazal. Aç açına çekti gitti. Çok ayıp ediyor çok. Yemedin, yedirdin, giymedin, giydirdin şu kıza. Üstüne titrerim. Öyle de baksana konuşmuyor bile benimle. Aslında kız haklı biliyor musun? Orada harika bir hayat var, burada yoksulluk var. Bazen diyorum ki bağrıma taş basayım, vereyim kızı ailesine. Bari insan gibi yaşasın. Güzel. Kızı bedavaya verecek değilsin değil mi? Ne? Ya üstünde o kadar emeğin var diye söylüyorum canım. Para için mi emek verdim ben kızıma? Alo. Abla benim Özkan. Kız, Nimet. Hayırsız, niye hiç aramıyorsun serseri? Gülseren mi yanında? Aha. Özkan. Ablacığım, kahroldum üzüntüden. Günlerdir uyuyamıyorum. Ne oldu, ne geldi senin başına? Ya oldu işte bir şeyler. Burada bir kavgaya karıştım. Neyse uzun hikaye, şimdi anlatamayacağım. Ha, iyi misin bari? Ne zaman çıkacaksın? Ya iyiyim, iyiyim de buradan öyle kolay çıkılmıyor. Bir avukat tutmam lazım. Ha, tut. Tut da bir an evvel çık canım. Bak, Özkan ne diyeceğim? Acilen Türkiye'ye gelmen lazım. Ha, tut ablacığım demesi kolay. Avukat 30 bin euro istiyor. Ne? Kız Nimet, Allah gözünü kör etmesin senin. Derya'ya gidiyorum. Ha, güle güle. Ne yaptın sana yolladığın paraları? Ne yapacağım? Kızını harcadım. Ha? Masrafları bitmiyor. İkisinin de boğazına yetişemiyorum artık. Bak ne diyeceğim. Zaten bir başka bir de mesele var. Ne meselesi ya? İşte neyse bildiğin mesele. Her zamanki hırgür Gülseren'le. Bak Özkan bir boşayamadın şunu. Sardım bunu başıma. Aman sen de hep aynı terane ha. Hazal bir 18 olsun boşayacağım dedim ya. Oo 18 olana kadar. Neyse sen şimdi boş ver bunları. Bana para lazım. Nereden bulacağım ben o kadar parayı? 30 bin euro diyorsun. Ben de çıksa çıksa 1500 euro çıkar. O da kötü günler için bir kenara koymuştu. Ya bir dinle. Evi ipotek et. Evi mi? Üstü Faruk Gövord mu? Kafayı mı yedin oğlum? Bir evimiz var başımızı soktuğumuz. Sokağa mı düşelim? Ya ne yaptım ya? Hapishanede mi kalayım?
Bak sen benim dediğimi yap, tamam mı? Burada bir avukat var, Türk. Seni arattıracağım ona. Sen evi ipotek et, gerisini o halledecek, tamam mı? Milyonda bir olacak hadise sizin başınıza geliyor. Sormayın baba, günlerdir bir kabusun içindeyiz biz. Kadını siz de gördünüz işte. Yani nasıl anlatsam, kadın böyle bir... Basit, basit, besbaye. Onun bizim yanımıza bile gelmemesi lazım. Mümkün değil. Cansu tutturdu, öz annemi tanımak istiyorum deyip duruyor. Şimdi engel olmaya çalışsam bana da düşman olacak. Ya niye engel olacaksın? Gitsin tanısın. Birkaç gün görür, anlar ne mal olduğunu. O önemli değil. Cihan ne düşünüyor onu söylesen. Cihan ne düşünebilir baba? Orta yolu bulacakmışız. Kimse üzülmeden halletmeye çalışacakmışız. Ya olur mu bunun orta yolu ya? Orta yolu olur mu bunun? O kız bizim. Kız bizim kızımız. Evet. Baba sahiden böyle mi düşünüyorsunuz siz de? Evet. Sonuna kadar böyle düşünüyorum. Madem ki bizim kanımızdan bizim kızımız. Baba çok sevindim böyle düşünmenize. Evet, başka türlü olamaz. İmkanlar da bende olduğuna göre. O zaman siz de bana yardım edeceksiniz. Ya sonuna kadar. Sen hiç merak etme. Hiç merak etme. Bu kız bizim kızımız. Biz bu kızı öyle ya da böyle alacağız. Bu konuda kapanacak. Baba iyi ki geldiniz. Öyle rahatladım ki. Yani günlerdir Cihan'la didişmekten çok yoruldum. O başka türlü bakıyor. Bizim gibi düşünemiyor bir türlü. Dilara Hanım, kahvaltı hazır. Tamam Sevancığım, geliyoruz şimdi. Hadi baba, biz de içeri geçelim. Cansu uyanmadıysa bir bakayım hemen. Gidelim. Vay. Anneciğim günaydın. Cansu yok mu? Uyuyor mu? Baba nerede? Bilmiyorum dede. İşe gitti galiba. Arabası yok kapıda. İyi. Bıçağı geri istiyor musun? İstiyorum tabii dede. Vallahi. Merak etme, ruhu bile duymasın. Cansu. Aa. Sağ ol Emine. Afiyet olsun. Ya oğlum niye ters davranıyorsun annene? Kadın bir şey demedi ki. Günaydın dedi. Dede dün yaptığını görmedin mi? Gitmiş o kızla alışverişe çıkmış, bir de selfie çektirmişler. Ya Cansu'nun yerini kim alabilir anlamıyorum. Ya tamam oğlum, kimse alamaz, biz bir şey demiyoruz ki. Ama şimdi öbürü de senin öz kardeşin ya, bizim kanımızda. Ne kanı ya? Hangi kandan bahsediyorsun? Ya bir dakika şimdi öyle deme. Şimdi kan çok önemli oğlum. Yani şimdi kan bağı demek aile bağı demek. Bak bunu böyle bil ha. Neyse ben şunu saklayayım, annem görmesin. Çay mı kahve mi? Çay çay. Sema. Cansu gördün mü? Görmedim Dilara Hanım. Odasında değil mi? Ne oldu ya? Baba Cansu yok. E tamam, telaşlı olma hemen. İyi de çantasını almış, montunu almış, her şeyini almış. Gitmiş yani. E tamam işte, kızım okula gitmiştir. Baba çok erken, daha bir saat var okula.
daha açmıyor. Nereye gitmiş olabilir? Dilara. Ya bak, kızım canını sıkmak gibi olmasın ama o kadına gitmiş olmasın. Yok baba, sanmıyorum. Niye gitsin ki? Ne yapacak orada? Ben Cihan'ı arayayım. Ya dur şimdi, Cihan'ı arama. Ne yapacaksın arayıp da? Tamam, rahat bırak kızı diyecek. Sen kadının adresini biliyor musun? Onu söyle. Biliyorum. E tamam, hadi yürü hadi. Ama baba. Hadi 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 hadi, hadi yürü. İki tane versene. Buyur. Bırakıyorum şuraya parayı. Tamam. Başka bir şey istiyor musun abla? Yok. Bir gazete aldım. Gülseren, neler oldu öyle dün akşam? Ay, yıktınız ortalığı ana kız. Hadi abi, hadi. Sağ ol. Hazal'la bir kavga, bir gürültü. Ay, kıyamet koptu vallahi. Niye? Ama ne bileyim ben. Bence bu Gülseren bir halt karıştırıyor. Hazal ondan kudurdu. Ne haltı? Kocasız kadın nasıl halt karıştırır? Vay. Adamın biri Gülseren'in arabasıyla bırakıyor eve. Ay, hiç utanması da yok. Arabanın içinde bir fingirdeşmeler, bir fingirdeşmeler. Hadi ya. Hoş geldin. Alsana şunları. Gel gel. Hadi Allah'ım, ne olur doğru dürüst bir iş nasip et bana. Çıkar çıkar. Sabret biraz. Vallahi bıktım, usandım şu hayatımdan. Hadi kızım. Ye bak, yoksa seninkini de bence. Baba, biliyor musun? Hı. Yeliz'in iki tane annesi var. Şu voleybolcu olan mısın? Hı hı. Biri öz, biri üvey. Bu ne? İkisi de Yeliz'i o kadar çok seviyormuş ki Yeliz bazen öz annesi hangisi karıştırıyormuş. Ha canım, olur mu öyle saçma şey? Benim de iki tane annem var. Hı. İkisi de beni istemiyor. Hangisine daha çok kırılayım bilmiyorum. Nereden çıkarıyorsun bunu? Dün geceyi gördük baba. Gülseren annem kızını ne kadar çok seviyor. Hazal'ı yani. Güzel kızım. Tatlı kızım benim. Bu seni sevmediğini göstermez ki. Nereden çıkarıyorsun? Bence gösterir. Niye? Ya ona kızmıyorum aslında, biliyor musun? Ya bana ısınamamış olabilir. Beni sevecek diye bir şey yok sonuçta. Ama asıl anneme bravo ya. O ne ilk gördüğü öz kızıyla yanak yana selfiler, deli gibi alışverişler falan. Ya ben aralarından çekileyim, onlar mutlu olsun o zaman. Güzel kızım, beni bir dinler misin? Baba, beni bir yatılı okula falan göndersenize ya. Aşkım, hayatımın bir tanesi, beni dinler misin? Bir tanem benim. Bak, annenle Gülseren Hanım'la seni gerçekten çok seviyorlar. Gerçekten seviyorlar. Dün geceyi bu yüzden yaşadık, hatırlasana. Baba, ben çocuk değilim artık, lütfen ya. Sen tabii ki çocuk değilsin. Sen bir tanesin, akıllısın, çok zekisin, duyarlısın. Benim aşkımsın, dünyalar güzelsin. Bir tanem benim. Annene biraz anlayış göster. Hangisine? İkisine de. Bak, annenin kafası bu aralar çok karışık. Tamam mı? Neden biliyor musun? Çünkü sen o kadar muhteşem bir evlatsın ki annen Hazal'ı benimseyemedi bir türlü. Bütün yaptığın saçmalıklar, o dediğin selfiler, çılgınca alışverişler hepsi bu yüzden. Anlıyor musun? Ha. Benimseyemedi. Gülseren annem de beni benimseyemedi o zaman. O yüzden görüşmek için hiç çaba harcamıyor. Yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Gülseren Hanım seni çok seviyor bir kere. Sen nereden biliyorsun? Konuşuyorum çünkü, görüşüyorum onunla. O seni çoktan benimsedi bir tanem. Niye hiç evine çağırmıyor o zaman? Hiç gel kızım göreyim demiyor. Belki utanıyordur. Yoksul olduğu için mi? Ne bileyim ben. Baba, ne önemi var bunun? Annem o benim. Belki o senin böyle düşündüğünü bilmiyordur. Seni mutlu edememekten korkuyordur kızım. Hiç böyle düşündün mü sen? Hı? Ya. Ya. Gülsel Hanım mı arıyorsun? Hı hı. Hadi bana bak. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kapalı. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Bir şey olmaz kızım.
bir daha ararsın. Hadi yemeğini ye. Okula geç kalıyoruz. Hadi. Hadi benim güzel kızım. Aşkım benim. Babasının aşkı bir tanesi. Hadi. Burası mı çocuğun oturduğu mahalle? Maalesef. Kızım mahalle değil ki burası, çöplük be. Vallahi Dilara yerden göğe haklısın. Bizim çocuğu bir an önce buradan kurtarmamız lazım. Önce can suyu alalım da baba. Bina burası. Şu mu? Hı hı. Ben inmeyeceğim. Kadının yüzünü görmek de istemiyorum zaten baba. Tamam, gelmeyeceksin sen. Ben onun anladığı lisanla konuşur, kızımızı alır gelirim. Sen merak etme. Dört oradan 12.000 avro. Neye yarar 12.000 avro? Ah Özkan, yaktın beni Özkan, yaktın. Evi Gülseren'e kaptırmayalım derken hepten gidecek elimden. Bir dakika. Geldim, geldim. Buyurun, kime baktınız? Gülseren Hanım'ın evi burası mı? Evet. Tamam, fazla uzatmayacağım. Ben Cansu'yu almaya geldim. Çağır da gelsin. Kimi? Cansu, Cansu. Anlamadım. Aa, Gülseren'in öz kızı. Ay buyurun içeri, buyurun, ayakta kalmayın lütfen, buyurun. Ay biz de alt üst olduk kaç gündür bu karışıklıktan dolayı beyefendi. Günlerdir gözümüze uyku gir. Pardon, sen kimsin? Ben Keriman, Hazal'ın halasıyım. Yani büyüttüğümüz çocuğun. Hani bu durumda Cansu bizim asıl yeğenimiz oluyor. Siz kimsiniz? Rahmi Gürpınar, dedesiyim Cansu. Ay öyle mi? Çok memnun oldum. Lütfen buyurun, ayakta kalmayın. Kahveniz nasıl olsun? Yok istemem, sağ ol. Teşekkür ederim. Zahmet etme. Aa, ne zahmeti? Cansu dün akşam biraz gerildi. Yani buraya geldi diye düşünüyorum. Ben öyle tahmin ediyorum. Yok, burada değil. Cansu kızınızı nerede bulursunuz bilemem ama... Hazal'ı isterseniz anlaşabiliriz. Sade olsun kahve o zaman. Baş üstüne. Bir tek tekstil işi var, o da ömür törpüsü. Sen ne yaptın iş durumunu? Aman benimki iyi para kazanıyor bu ara. Maşallah. Ben de biraz dinleneyim, sonra bakacağım. Sonra ne oldu akşam? Ay ne oldu, anlattım ya işte. Kadının aldığı her şeyi, ayakkabı, bilgisayar, telefon, hepsini fırlattım suratlarına. Sonra da çıktım geldim. Hazal çok bozulmuştur. Bozuldu. Duvar gibi oldu, konuşmuyor benimle. Sen niye susuyorsun? Beni mi suçluyorsun? Yok da ne bileyim. Ne demek ne bileyim ya? Ben dilenci miyim? Sadaka mı istiyorum ben onlardan? Ben alnımın teriyle para kazanıyorum. Ay ona bir şey diyor muyum canım? Niye susuyorsun o zaman? Çocuk heves etmiştir diye üzüldüm. Tamam heves etmiştir. Ben de nelere heves ediyorum ama olmuyor işte. Gülseren. Güzelim, o kadının aldıkları sadaka değil aslında. Ay hemen kızıyorsun ama bir dinle. Bak şimdi kendini onların yerine koy. Zenginsin, halin vaktin yerinde. Ama öz kızının durumu çok kötü. Yardım etmek istemez misin? Kızın daha iyi şartlarda yaşasın istemez misin? Bunda ne kötülük var ki? Ne demek ne kötülük var ya? Hazal'ı onlardan uzak tutarak eline ne geçecek? Kız çekip gidecek, hepten kaybedeceksin. Evet, ben de ondan korkuyorum zaten. Beni tamamen terk etmesinden korkuyorum. O da beni bırakacak, ne olacak? Benim kaderim bu zaten. Saçmalama ya, of. Vallahi pişman ettin beni konuştuğuma ha. Hazal'ın iyiliği için aileyle anlaşman lazım diyorum. Bırak yardım etsinler.
harçlık mı bağlarlar, ne bileyim özel okula mı gönderirler, artık ne yaparlarsa. Bu çok normal bir şey. Dilencilikle alakası yok. Ben ne vereceğim Cansu'ya yoksulluktan başka? Sevgini vereceksin, kalbini vereceksin. Kızına anne sevgisi vereceksin. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Hem zaten başka neye ihtiyacı var ki? Hazal yok, okula gitti. Tamam. Aman, bu da ne sanıyorsa kendini. Baba Cansu nerede? Yokmuş burada. Yok muymuş? Yok. Ne yapıyorsun sen? Efendim Dilara. Cihan, Cansu'nun nerede olduğunu biliyor musun? Evet, sabahleyin birlikteydik, kahvaltı ettik. Sonra onu okula bıraktım. Oradan da kulübe gidecek. Bana haber vermek aklının ucundan bile geçmedi mi? Emine Hanım'a söyledim Dilara. Emine Hanım'dan bana ne Cihan? Ben seni Emine Hanım'a mı soracağım yani? Ona soru sormak zorunda mıyım? Allah Allah, Dilara niye büyütüyorsun? Altı üstü kızımla bir kahvaltı ettik, baba kız. Ne var, büyütme işte. Ne demek büyütme? Sabah Cansu'yu odasında bulamayınca aklımı kaçıracaktım ben neredeyse. Ya bu nasıl bir düşüncesizlik? Ya niye bağırıyorsun Dilara? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sabahın köründe Cansu'yu alıp kahvaltıya gitmek de ne oluyor Cihan? Dilara bağırma! Kaç yıldır söylüyorum, bağırma! Özür konuş benimle. Cansu'yla aramız zaten bozuk. Sen de yangına körükle gidiyorsun. Ya yürü git, saçmalama! Yüzüme kapattın. Kızım amma sabırsızsın ya. Beni gerçekten deli ediyor baba. Ben sana bir havadis verecektim yavrum. Ne havadisi? Kızın halasıyla konuştum. Anlaşırız diyor. Hazal'ın halası. Evet. Var mı paranın açamayacağı bir kapı ha? Hadi gidelim burada. Benim midem bulandı bu kokudan, hadi. Evet baba, gidelim. Ben de bu kokuya dayanamıyorum artık. Yüseren, o kadın yine geldi. Hangi kadın? Dün Hazal'ı bırakan kadın. Yanında bir adam da vardı. Nasıl bir adam? Vallahi bayağı kıranta biri. Böyle yaşlı başlı. Kalıp kıyafet de yerinde. Yüseren, hoş geldin. Kim geldi buraya? Hiç kimse. O kadın gelmiş Dilara. Yok ya, vallahi kimse gelmedi. Yalan söyleme, Hacer görmüş. Yanında da bir adam varmış. Ha, o kadın da mı gelmiş? O yukarı çıkmadı. Sadece adam çıktı. Rahmi Bey. Rahmi Bey de kim? Cansu'nun dedesi. İşte Cansu'yu aramaya gelmiş. Belki buradadır diye. Ne olmuş Cansu'ya? Cansu evden kaçmış. Buraya gelmiştir diye. Buraya baktı. Evden? Ya ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Merhaba, şu anda size cevap veremiyorum. Lütfen mesaj bırakın. Babam da gelecek zamanı buldum. Ne alaka? Şimdi Dilara'ya dava açtıktan sonra aynı evde yaşayamam. Babamı ne yapacağım? Babanın Rusya'ya dönmeye niyeti yok mu? Hiç zannetmiyorum. Eve iyice yerleşti. Ne planları var çok merak ediyorum. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Cihan. Abi bak. Bu iş benim içime pek sinmiyor. Bir daha düşün sen diyorum. Benim kararım kesin. Ne olacak peki? Evden ayrılacağım. Evden ayrılacağım. Hı hı.
Hide, böyle apar topar evden ayrılmak doğru mu? Çocukları düşündün mü hiç? Ya zaten bir tek onları düşünüyorum Yıldırım. Nasıl söyleyeceğim, nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama en kısa zamanda konuşmam lazım, onu biliyorum. Cihan, bak moralini bozmak istemem. Ama Dilara'nın öyle kolay kolay boşanmayı kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Ne istiyorsa yapsın, umurumda değil. İşin bir de maddi boyutu var. Biliyorsun, şirketlerin yarısı Dilara'ya ait. Yani bu boşanma sana bayağı pahalıya mal olabilir. Ya Allah aşkına Yıldırım, sen beni tanımıyor musun? Ben kaç kere dibe vurdum, tekrar tepeye çıktım. Ha? Bir şey olmaz. Dibe vurursam bir daha çıkarım, sorun yok. Para falan umurumda değil. Senin asıl meselen bu değil ama, değil mi? Ne oldu Cihan? Gülseren dün akşam yine bana sana güvenmekle hata etmişim dedi. Oo. Ağır laf etmiş. Ağır laf, doğru. Doğru ama haklı. Çünkü sözlerimi tutamıyorum. Tutamıyorum. Sağ olsun Dilara da yardım ediyor. Kendine çok yükleniyorsun Cihan. Yani her şey senin kontrolünün altında olmak zorunda değil. Hem Dilara bu konuda da seni engellemek için elinden geleni yapacaktır. Ama çok zor olacak Cihan, biliyorsun değil mi? Çok zor. Biliyorum zor olacak. Biliyorum. Ama yere çakılsam bile, çakıldığımda paramparça olacağımı bilsem bile Yıldırım, ben yaşayacağım. Hayat bir kere. Ben Dilara'nın neler yapacağını biliyorum. Hazırlıklıyım. Gülseren. Merhaba Gülseren. Şey, merhaba. Nasılsın? Sesini duyduğuma çok sevindim. Cansu'yu soracaktım, evden kaçmış. Nasıl evden kaçmış? Yok canım öyle bir şey. Nereden çıktı? Dedesi bize gelmiş. Eşin de varmış yanında. Tamam, anladım. Anladım, sorun yok. Nasıl? Bir sorun yok, merak etme. Cansu iyi. Sabahleyin erken kalktık. Beraber kahvaltı ettik falan dışarıda. Biz çıkarken herkes uyuyordu. Haberleri olmamış, ondandır. Oh, çok sevindim, çok merak etmiştim. Teşekkür ederim. İyi günler. Tamam. Bir saniye, kapatma Gülseren. Benim seni görmem lazım. Yok, olmaz. Gülseren, bir yerde buluşalım. Konuşmamız lazım. Alper, inanmıyorum sana ya. Daha işe gitmedin mi? Yine öğlene kadar uyudun değil mi? Restorancıyım kızım ben. Fırıncı değil. Allah'ın gamsızı. Asıl bugün dananın kuyruğu kopuyor. Hele Cihan'ı bir ofiste yakalayayım. Alper. Dilara kesin duymadı değil mi? Sen kimseye bir şey söylemediysen duymamıştır. Tuttun değil mi çeneni? Kimseye bir şey söylemedin. Saçmalama ya. Kime söyleyeceğim? Tamam o zaman. Duymamıştır. Hadi. Şans dile bana. Bugün Cihan'ı kündeye getireyim. Güle güle. Mor be. Ama çok süper duruyor. Ben de aynısından alacağım. Kızım, marka bu. Fiyatını görmüyor musun? Kızım, ne yapıyorsunuz siz? Hiç. Hiç mi? Dergi mi bakıyorsunuz derste? Vallahi hocam, filmsilerden daha çekici. Burası okul Azal, okul. Kaldır çabuk onu yerine koy. Kızım, duymuyor musun beni? Kaldır dedim. Ne yapıyorsunuz be? Ne biçim konuşuyorsun sen? Çık dışarı. Daha ders bitmedi ki. Çık dedim, terbiyesiz. Vallahi babam bana böyle davrandığınızı duyarsa sizin için hiç iyi olmaz. Bak, beni iyi dinle Azal Hanım. Şu an seni disipline götürmem gerekir. Yalnız bir daha böyle bir şey görürsen okuldan atılırsın, haberin olsun. Bunu da annene söyle, gelsin benden alsın. Azal. Baban Almanya Başbakanı mı oldu? Baviera Milli Eğitim Bakanı. Ben gerçek babamdan bahsediyorum. Kimmiş senin gerçek baban? Angela Merkel mi? Kadın lan o. Hazal, saçmalama. Hazal'ın babası kim biliyor musunuz? Hazal, baban kim hakikaten senin? Benim babam Dark Plan'ın sahibi Can Gürpınar. Benim babam da Bill Gates. İnanmıyor musunuz? Aa, tabii ki inanıyoruz. Tamam.
Tamam o zaman toplanın. Hepinizi Darkblue'ya götürüyorum. Bendensiniz. İnanmayanlar gelsin görsün. Hazal saçma sapan konuşma. Manyaklaşmasana. Hayır kalkın. Hepiniz bendensiniz. Yürüyün gençler. Darkblue'ya gidiyoruz. E hadi kızım güle güle. Görüşürüz baba. Ararım ben seni. Tamam. Hadi Dilara. Bak dediğim gibi ama sakin sakin. Tamam. Tamam. Tamam baba merak etme sen. Amber, yoruldun mu canım? Şimdi kaş ağlayacağım seni mis gibi olacaksın. Babam harika bir insan değil mi? Keşke gerçekten öz babam o olsaydı. Öz babam nasıl biri acaba? Merhaba. Merhaba. Dilara'yı görmek için gelmiştim. Aa, Dilara şimdi çıktı. Ben kayınpederiyim. Aa, Cihan'ın babası mısınız? Evet. Alper bahsetti sizden. Alper? Aa, Cihan'ın ortağı Alper. Aa, siz de eşi olmalısınız. Evet, Solmaz. Rahmi Gürpınar. Memnun oldum. Ben daha çok memnun oldum. Şanslı adammış Alper. Teşekkür ederim. Dilara iyidir umarım. İyi, gayet iyi, gayet iyi. Güzel, sevindim. Ben rahatsız etmeyeyim sizi o zaman. Aa, ne biçim söz? Ben bir şeyler içecektim. Eğer vaktiniz varsa Solmaz Hanım, siz de buyurun birlikte içelim. Seve seve. Tamam. Petersburg'dan aldım kendim. Rusya'nın en iyi vodkası. Saat biraz erken ama... Yo, bunun için zaman söz konusu değil. Bu diğer içkilere benzemez. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Nasıl o ya? Maşallah. Dilara, biraz sıkıntılı son günlerde. Onu merak ettim açıkçası. Demek siz de fark ettiniz. Bir derdi mi var? Kimin derdi yok ki? Dilara biraz ketumdur biliyorsunuz. Bilsem belki yardımcı olabilirim. Benim elimden bir şey gelse ben yardımcı olacağım ama... siz de olamazsınız herhalde bilmem. Pardon, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok canım, şaka yapıyorum ha. Dilara gayet iyi, hiçbir şey yok. Yalnız işte Cansu'yla sorunları var. Ne gibi? Ergenlik. Ne olabilir? Alper ne yapıyor? İyi mi? İyiyim. Hı? Gayet iyi. Gürsel. Dilara Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürsel. Cansu nerede? Gelmedi mi yoksa? Antrenmanı vardı. Geldi geldi. Bugün bayağı çalıştık. Amber'i dolaştırmaya çıkardı. Birazdan gelir. İyi tamam.
Hoş geldiniz Can Bey. Merhaba canım. İmzalanacak evraklar vardı. Ben de onları getirmiştim zaten. Sağ ol sana. Can Bey, ben bugün izin kullanabilir miyim? Annem rahatsız da doktora götüreceğim. Allah Allah. Niye geldin ki sen? Telefon açsaydın. Önemli değil. Randevumuz 5'te. Tamam peki. Hadi çık hemen çık. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok hayır. Çok teşekkürler. Peki. Bakalım. Hadi çık. Ne haber Can? İyi. Sen nasılsın? Çabuk söyle ne söyleyeceksen. Acelen var. Acelen yok. Bekleyebilir. Bak geçen de işimiz gücümüz yarım kaldı. Ne yaptın? 12 milyon doları buldun mu? Ne kadar büyük sermaye, o kadar güçlü şirket. Ben 2 milyon dolarla giriyorum. Hisselerin %15'i için. Bu da sözleşme. 2 milyon doların olduğunu bilmiyordum. 2 milyon dolarım yok. Benim için sen yatıracaksın. Neden ben yatırıyormuşum? Nedeni gayet belli canım. Gayrimeşru bir kızın var Can. 14 yaşında, adı Hazal. Geçen gün annesiyle beraber buradaydı değil mi? Nasıl, iyi gidiyor muyum? Bravo. Yakaladın beni. Dilara öğrenirse neler yapar onu düşünmek bile istemiyorum. Senin için çok kötü olacak. Alper, ne istiyorsun söyle. Sözleşmeyi imzala, parayı yatır. Ben de sonsuza kadar susayım. Biraz düşünmem lazım. 2 milyon dolar ciddi para. Düşünecek bir şey yok Can. Ayrıca ben para konusunda gayet alçak gönüllü davrandığımı düşünüyorum. Tamam. Bana bir hafta verir misin? Olmaz. 2 gün. 2 gün içinde geri gelirim. Bana ne düşündüğünü söylersin. O zamana kadar da ben... Gerçekten iyi dostsun. Sen nerede kaldın? Şimdi gelir Dilara Hanım. Hah, işte geldi. Cansu, anneciğim. Merhaba anne. Gürsel abi kaşığa gerekiyor. Tamam, ben hallederim. Hadi sen keyfine bak. Nasıl geçti? İyi ya, fena değil. Niye geldin sen? Seni görmeye. Ya sen şaka maka yapmıyorsun değil mi babam konusunda? Mal mısın kızım? Şaka olsa milleti buraya getirir miyim? Ya Hazal,
Yedik içtik tamam sağ ol. Ama hala ikna olmuş değiliz. Birazdan görürsün. Buyurun. Babama götürün. Anlamadım. Ben Can Gülpınar'ın kızıyım. Yani buranın sahibinin, patronunuzun. Arkadaşlarınla iddiaya girdin galiba. Tamam ben de oyuna dahil olmak isterim ama meşgulüm. Hadi ödeyim işimize bakalım. Cihan Bey'i arayın. Şu an ofisinde olmalı. Cihan Bey çıktı. Hay nasıl da yalan. Hanımefendi. Hanımefendi bir dakika. O tarafa geçemezsiniz. Doğru mu söylüyorsun? Hanımefendi. Gerçekten babası mı yok? Hanımefendi durur musunuz? Abi yedi bizi ya. Hesabı ödemeden tüyüyor. Abi gidelim. Yuh 525 lira lan. Ya ne yapacağız? Ya kızın eşyası burada. Saçma sapan konuşmayın. Buraya giremezsin. Burası yasak. Hadi artık çıkar mısın dışarı? Sekreter yok mu? Buyurun kime baktınız? Cihan Bey'le görüşecektim. Ne oluyor burada ya? Ne gürültü? Cihan Bey çıktılar ama. Çıkart hanımefendi içeri. Hadi buyur. Hay ya Rabbim ya. Bankacılar susmaz şimdi. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Babam toplantıya gitmiş. Hazal, hesabı bize kasmaya çalışıyorsan yemezler. Saçmalama be. Kulüpte tatlı menüsünü değiştirmişler gördün mü? Tofun strudel koymuşlar. Hatırladın mı? Hani Viyana'da yemiştik sen çok sevmiştin. Güzel. Gelince yerim o zaman. İstersen şimdi yiyebiliriz. Tokum ama. İyi tamam. Acaba başka bir babayla mı karıştırdın Azal? Bence bunu yemişler benim babam Dark Blue'nun sahibi diye. Annesi kim acaba ya? Azal annen kim? Angelina Jolie mi? Azal. Yeter artık bu kadar rezil olduğum. İsteyen gitsin kalksın çok da umurumda. Cansu. Anneciğim. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum anne. Bak tamam ben Hazal'ı alıp... Arıyor. Vakıftan biri. Atsaydın. Yok önemli değil. Ödeyecek misin yoksa? Kes be. Hazal bu kadar parayı sen nereden buldun? Üstünü de siz tamamlayın. Siz de birer ikişer lira çıkartın da şunu tamamlayalım bari. Thank you.
Hazal'ı aldım, alışverişe götürdüm. Yanlış bir şeydi ama onu bu an düşünemedim ben. Yani seni bu kadar kıracağını düşünemedim. Ama inan bana, ben de sana çok kırgınım. Bana mı? Evet, sana. Çünkü kıskandım seni. Öz annenden kıskandım. Resmini vermişim. Hem de hamile olduğu resmini vermiş. Sen de buranı koyup büyümüşsün, kalbin üstüne koymuşsun. Ben de öyle görünce... Beni değil de onu tercih ettiğini falan düşündüm işte. Ya anne, sen çocuk musun ya? İşte bazen anneler de böyle çocuklu şeyler yapıyorlar. Ya. Affet beni Cansu, ne olur. Sakın küsme, küs kalma bana. Ben dayanamam küs kalmana, tamam mı? Ortamda nasıl davranılır, nasıl konuşulur bilirim ama böyle bir durumda nasıl konuşulur, nasıl davranılır inan bilmiyorum. Cihan, Dilşeren. Önce sen başla. Ben hayatımda hiç böyle bir duygu yaşamadım. Hiç. Böyle şeyler söyleme. Sen oturur musun? Gülseren. Lütfen. Bu yaptığımız doğru değil. Gülseren, bak ben... yıllar önce hayatımda bu defterin kapandığını sanıyordum. Ama seni tanıdım. Kapanmadığını anladım. Gülseren. Olacak demiyorum. Biliyorum çok zor olacak. Üzüleceksin, ben de üzüleceğim. Ama bu yaşadığımızı kovamayız. Bir daha kapımızı çalmayabilir. Ben bu riski göze alamıyorum. Söz veriyorum. Alacağım seni buradan. Benimle birlikte yaşayacaksın.